Muhammed Paris'e Kuddise ruh buyurmuş. İnsanlar ölülerin dirilmesine çok kıymet verirler. Halbuki ölü kalpleri diriltmek ondan daha önemli ve eftaldir. Çünkü ölü bir beden dirilmiş olsa bir miktar daha dünya hayatı sürecek. Sonra gene ölecek. Ama ölü kalpleri diriltmek o kadar kıymetli ki o kalp sahibi cehenneme gidecekken ebediyen cennetlik oluyor. Ebedi bir hayatı ona kazandırıyor. Allah dostları ölü bedenleri diriltmekteki şöhretten kaçınmak için ona pek tevessül etmezler. O yönde irade sarf etmezler. Allah'ın hükmüne razıdırlar. Ama ölü kalplerin dirilmesine vesile olmak onların vazifesi olduğu için o sahada çalışırlar ve herkes gücüne göre, Allah'ın takdirine göre ölü kalpleri diriltmeye devam ederler. Hasta kalpleri şifa bulmasına vesile olmaya devam ederler. Bunu neyle yaparlar? Bunu ilimle yaparlar. Cehaletten insanların kurtulup ilim tahsil etmesine sebep olarak yaparlar. Bunu tövbeyle yaparlar. İnsanlara samimi tövbe etmeyi telkin ederek, beraberce tövbe ederek onların kalplerinin tövbeyle ve ilimle, vaadetle dirilmesine, ihya olmasına, çünkü bu bir ihyadır, vesile olurlar. Bize de düşen, madem Cenab-ı Hakk'ın böyle evliya kulları var, ölü kalplerin dirilmesine vesile oluyorlar, vazifeleri bu. Biz de onları bulup kalplerimiz ölüyse diriltmeye, onlar vesilesiyle, hastaysa sıhhat bulmasına gayret etmeliyiz. Ki hem son nefesteki ruhun bedenden ayrılması olan ölümümüz kolay olsun, ondan sonra kabir hayatımız güzel geçsin, mahşer, sırat kolay olsun da inşallah saadet yurdu, cennete nail olalım. Allah bu şekilde yaşayıp ölmek cümlemize nasip eylesin. Allah dostlarının duasını, himmetini üzerimize daim eylesin. Ve bütün ümmet-i Muhammed'in kalplerini bu şekilde ihya olmasını nasip eylesin. Amin.